Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine eski bir veya bir test sorusuyla birlikteyiz. A question per day'de. Hemen sorumuza geçelim. Yine bu bir skills sorusu. Özellikle skills sorularını seçiyorum. Çünkü skills sorularında hikayeyi algılamak ve ona göre yorum yapmak bazen çok zor olabiliyor. Hemen sorunun hikayesine bakalım. Mrs. Larson uses the following task in her intermediate class. Şimdi bir task var ortada. Şimdi task olunca bizim aklımıza hemen ne geliyor? Bir task-based activity geliyor. Hemen o taramalarımızı yapıyoruz. Yani task-based activity'de neler var mesela? Hatırlayalım ne tür etkinlikler var, ne tür teknikler var, ne tür gap'ler var. Bunları hemen aklımıza getiriyoruz task deyince. Şimdi bakalım. Catalog shopping diye bir taskimiz var. You want to place a catalog order. Your partner is a telephone salesperson. You look at the catalog page and your partner looks at the price page. Choose two items you want to buy and make a phone call to ask for their price. Make sure your partner takes your order correctly by confirming what he or she has sent. Şimdi olayın hikayesini çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu aslında çok kolay bir soru. Bir kere bizim ipucu kelimemiz neydi? Task de öyle değil mi? Task. Task olduğu zaman demiştik teknikleri düşüneceğiz. Efendime söyleyeyim task-based learning'i düşüneceğiz. Belki task-based syllabus'ı düşüneceğiz. Bir de neyi düşüneceğiz? İşte gap'leri düşüneceğiz. Şimdi burada bir sipariş verecekler. Kataloğa bakıyor iki kişi. Biri katalogda sipariş vereceği iki tane item'a bakacak. Diğeri de fiyatlara bakacak ve ondan sonrasında da ne diyor? Karşılıklı diyor. Karşındaki kişinin diyor yani eşinin birlikte çalışma yaptığınız eşinin diyor siparişini doğru aldığından emin olacaksın. Bunu yapmak için de confirm yani confirm ne yapacaksın? Doğrulama yapacaksın diyor. Şimdi soruyu iyi anladık. Hemen bakalım ne soracak bize. What kind of a task is the speaking activity? Şimdi bize soracağı şey işte bu. Yani bu ne tür bir task'tir? Bunu nasıl detaylandırıyoruz biz. Bizim 4 çeşit task'imiz vardı. Opinion gap vardı. Information gap vardı. Reasoning gap vardı. Bir de experience gap vardı. Şimdi burada hangisi olur? Yani bir kataloğa bakıyorsunuz. Birinin elinde 2 tane item var. Diğerinin elinde de katalogda fiyatları var ve doğrulama istiyor. Şimdi bu ne demektir? Ask and answer demektir. Birinin bildiğini diğeri bilmiyor demektir. Yani eğer birinin bildiğini diğeri bilmiyor ve soru cevap şeklinde öğrenip de boşlukları dolduruyorsa biz buna information gap diyoruz arkadaşlar. O yüzden bu sorunun doğru cevabı direkt olarak Denizli'dir. Birinin bildiği diğerinin bilmediği bilgileri soru cevap şeklinde. Bir boşluk doldurma olabilir. Mesela bakın bunu derste yaptığımız zaman işte iki öğrenciye pair work şeklinde aradaki 7 farkı bulun gibi bir resim bulup verip onların üzerine çalışmasını isteyebilirsiniz. Fill in the blanks bile bir noktada information gap olabiliyor. Birine tarif ederek bir resim çizdirmek yine information gap olabiliyor. O yüzden burada soru cevap şeklinde confirmation check yapılacağı için information gap diyoruz. Peki discussion olur mu? Discussion olmaz. Yani discussion zaten task based bir teknik olarak geçmiyor. Guessing tahmin etmek o da değil. Bizim kafamızı reasoning gap ile opinion gap karıştırabilirdi. Reasoning gap'e baktığımız zaman biz aslında mantık yürüterek, akıl yürüterek mesela diyelim ki bizim elimize bir tane cadde haritası verdiler ve diyorlar ki A noktasından B noktasına kadar gidin. Ne yapıyorsunuz? Haritaya bakarak, tahmin yürüterek, mantık yürüterek, bir şekilde akıl yürüterek gideceğiniz yeri buluyorsunuz. Bu bir reasoning gap aktivitesidir. Opinion gap dediğiniz zaman da fikir üreterek, kendi fikrinizi, kendi argümanınızı ortaya koyarak eğer bir diyalog halindeyseniz task based aktivitede buna da biz opinion gap activity diyoruz. Umarım doğru anlatmışımdır. Umarım doğru anlamışsınızdır. İrtibat kurmak için biliyorsunuz yine YouTube'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan, DM'den her zaman sorularınızı gönderebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.